Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Açık kaynak, özgür yazılım lisansları hakkında kısa kısa paylaşımlar yapacağımız bir serinin giriş videosuyla birlikteyiz. Bu video kapsamında kullanacağımız kaynakları, karşılaştırma listelerini ve kısaca konuya değinip giriş videosunu tamamlayacağız. Ardındaki haftalarda her hafta bir video olmak üzere bir lisansı ele alacağız. Nasıl ele alacağız? Öncelikle serinin formatından kısaca bahsetmek istiyorum. Örneğin MIT Apache LGPL, GPL versiyon 1.2.3 ve Common Criteria lisansları üzerine. Bunların birisini, ikisini birlikte de alabiliriz bir videoya. Bundan sonra, bu videodan sonra 3 ya da 4 video düşünüyorum. Kısa bir mini seri olacak videolarda. Ona göre uzunlukları da kısa olacak. Bu serinin formatında lisansın tanımını metnine kısaca ele alacağız. Diğer lisanslarla karşılaştırma daki durumunu inceleyeceğiz. Özellikle asıl değinmek istediğim bu lisansa sahip örnek sık kullanılan projeler neler? Biz de bunları lisans hakkını ihlal etmeden nasıl kullanacağımıza dair bir iki cümle sarf edeceğim. Asıl meselem bu. Ele aldığımız projeleri lisans hakkını ihlal etmeden nasıl kullanırız meselesini biraz önüne birkaç katman konu ekleyerek şu gördüğümüz formatta bir seri planlıyorum. Ya öncelikle bu konu tabii ki benim konum değil. O yüzden bu bir paylaşım. Hani ben kurtlarımı dökmek istiyorum bildiğim kadarıyla. Bu vesileyle ben de bilgilerimi biraz toparlamak ve hatta genişletmek istiyorum video hazırlıkları dolayısıyla. Esas amacım dediğim gibi lisans hakkını ihlal etmeden bir projeyi nasıl kullanırız aslında sözün özü bu olacak. Her videonun sonunda. Maksat farkındalığı arttırmak, bilgi seviyemizi arttırmak. Ama böyle de bir konu varmış. İlk kez karşılaşacak insanlar için bir tanışma video serisi olmasını sağlamak gibi gibi. Evet, şimdi gelelim kullanacağımız bazı kaynaklara. Öncelikle, evet, Wikipedia da çok geniş ve Wikipedia kurallarına göre de oldukça dolu bir doküman var. Özgür ve açık kaynak lisansların karşılaştırılmaz. Yeme de yanında yat. Gayet güzel bir şekilde bakın. Permissive, temel kavramlar. Onlara da bir değineceğiz. Permissive ve copyleft, bunlar farkı nedir? Copyleft de bir kelime oyunu anlıyorsunuz. Copyright, copyleft. O açık kaynak ve özgür yazılım lisanslar temel olarak iki ana başlık altında değerlendiriliyor. Permissive mi, copyleft mi? Yani permissive tamamen alanınızın ak sütü gibi helal lisanslama, MIT gibi, Apache gibi herhangi bir koşul altında yani lisans hakkını ihlal etmeniz imkansıza yakın. Öylesine özgürlükçü, serbest. Serbest diyelim biz kısaca. Copyleft ise dikkat edilmesi gereken kullanırken özellikle uluslararası projeler yapıyorsanız çok önemli. Ama kendi açık kaynak hobi projelerinizde bile olsa bu konunun dikkate değer bir konu olması çok önemli. Hani benim mühendisim işini bilir, Indire Gandhi modlarını tüm yazılımcı arkadaşlarımızın bırakması gerekir. Dolayısıyla open source kendi projeniz dahi olsa bu en azından temel bazı lisansların farkları karşılaştırılması, bilinmesi iyidir. Özellikle ben bahsederken şu linking meselesini de özellikle ele alacağım.
Modification tabii ki hakeza, o da çok önemli bir kısım olacak. Linkleme, yani bir statik kütüphane olarak mı yoksa dinamik olarak kütüphane olarak mı linkleyebilirim? Hangisi için özgürüm? İkisi için de mi özgürüm? Yoksa statik linklemem lisans hakkını ihlal ediyor da yoksa bu lisans sahibiyle görüşmemi mi gerektiriyor falan filan. Örneğin en ünlülerinden bu tarz şeylerin LGPL, Lesser GPL lisans. Şurada gördünüz. İşaretlediğim satır. Bakın bazı with restrictions diyor. Linking'de. Çünkü statik linkleme LGPL'de mümkün değildir. Şimdi konuyu anlatmayacağım. Hani bunu onun kendi videosunda zaten biraz detaylı konuşacağız. Ama dinamik neden sınırlı diyor. Çünkü dinamik linkleyebilirsiniz LGPL'de. Yani share obje olarak kullandığınızda ömür boyu LGPL olarak kullanabilirsiniz. Ama statikte bir kısıt vardır. Bilindik bir şey. Efendim bu tarz konulara değinmek istiyorum açıkçası. Belki de bu video serisinin, bu videoların en önemli çıktısı. Sizlerle de paylaşacağım. Bazı biriktirdiğim yerimleri, bookmarklar, önemli linkler. Şimdi bu tablodan ilerleyeceğiz. Bakın bu iyi bir Wikipedia dokümanı. Yani normalde bu Wikipedia dokümanları hani siz de edit edebilir, değiştirebilirsiniz vesaire. Kullandığı kaynaklar oldukça geniş. Bunlar da bu konu hakkında eğilmek isteyenler için önemli bir kaynak olacak. Dünyada bu konuları tabii ki hukukçular. Yani biz Silikon Vadisi'nde değiliz. Hani bu konuyla ilgili Türkiye'de ilgilenen hukukçu var tabii ki. Hukuk büroları var. Ama öncelikle bireysel bilinç lazım. Hani sizin kulağınıza nasıl hoş gelir mi gelmez mi bu örnek bilmiyorum ama ben bu açık kaynak ve özgür yazılım konusunun hani insanların kendi arasındaki hakkaniyet açısından hani çok hani kültürümüze işlemiş bir laf var ya, kul hakkı meselesi. Bunun ete vücuda bürünmüş hali gibi işleyen bir mekanizma, dünyada karşı olan bir konu. Biz de kendi hayatımızda pratik olarak bir karşılığını üretmekle bence bir mühendis olarak sorumluyuz. Yazılımcı olarak sorumluyuz. Gibi gibi. Yani. Evet, burada çeşitli linklere tıklayarak konuyu kapatacağım. Merhaba. Yani giriş videosunu tamamlayacağım. Burada çeşitli lisanslar ve onlar hakkında yorumlar yapmış. Kim yapmış? Gian York. GPL uyumlu veya o uyumlu olmaması üzerinden değerlendirerek çeşitli notlar. Bakın şurada da sağda görüyorsunuz. Kod. Yani bunun bir legend'ını da burada ifade etmiş. Mesela free lisans, özgür lisanslar için ama Gian'ın GPL ile uyumlu. Özgür lisanslar ama GNU GPL ile uyumlu değil, turuncu kesi, turuncular gibi gibi. Böyle bir kategoriye gitmiş. Kendisiyle uyumlu olup olmamasına göre lisansları kategorize etmiş. Mesela uyumlu olmayanlardan pek çoğunu da burada görüyorsunuz. Apache'nin versiyon 1.0'ı bana uyumlu değildir diyor gibi gibi. Ama aynı zamanda burada pek çok da not buluyoruz. Hangi tabii belki 80 belki vesaire çok yüksek sayıda lisans var. Biz sadece 4-5 tanesine değineceğiz. Yani bu da benim için bir paylaşım. Bir farkındalık yaratmak maksat. Yani bir uzmanlık alanım üzerinde konuşuyor olmuyorum. Sadece biraz hassas olduğum bir konu üzerine bildiğim kadarıyla bir paylaşım yapacağım. Ya bu bulduğum en güzel linklerden bir tanesi. EUPL, Avrupa Birliği genel lisansı diye bir Avrupa Birliği'nin bir çalışması var. Bu gördüğünüz web sitesinden ulaşabileceğiniz.
Evet, burada da yani şimdi bu EUPL Avrupa Birliği genel lisansını incelemeyeceğiz ama çok güzel bir çalışma yapmışlar kendileriyle uyumlu olması üzerinden. Bir matris hazırlamışlar. Bu da bir karşılaştırma tablosu olarak. Bakın özellikle statiklik, dinamiklik konusu üzerinden. Yani bir kütüphane olarak kullanınız. Onu örneğin Linux tabanlı nokta statik olarak mı linkleyeceksiniz linkage aşamasında? Yani izin veriyor mu kendisine statik olarak linklenmesi yoksa izin vermiyor mu? Dinamik olarak linklenmesine izin veriyor mu yoksa vermiyor mu? Noktasında güvenilir bir kaynaktan elimizde bir karşılaştırma tablosu var. Buradan da PDF'ini okuyoruz. PDF'i biraz daha düzgün. Evet. Bu arada bu dokümanın kendisi. Ben şimdi bu arada bir şeyler açık kaynak üzerine bir şeyler paylaşıyorum. Bakın burada bir komediye de düşme riskim olabilir. Bu paylaştığım örneği şu an bu PDF dosya. Bu PDF dosyanın kendisini ben sizinle paylaşırken bakın Common Criteria by SA olarak bir doküman. Eğer bu doküman üzerine uzun uzadıya ben burada bir şeyler paylaşacaksam ki buradan hangi örneğin LGPL, örneğin GPL V3'e Common Criteria'nın kendisine bakacağım zaman buradan mesela bir şeyler okuyacağız. Okuyacaksak eğer ben de bunu paylaşıyorken nereden paylaştığımı söylemem gerekiyor ki burada gördüğünüz gibi joinup ec.europa.eu EU web sitesinden paylaşıyoruz. Zaten videolarımda CC BY-SA olarak CC Common Criteria lisansıyla zaten YouTube'da lisanslanmış olacak. Yani lisanslardan bahsederken lisans haklarını ihlal etmek mümkün. O da bir risk. Şimdi diğer yandan Open Source Initiative, açık kaynak girişimini, bu Red Hat'çilerin herhalde aktif olduğu bir yer burası. Burada da lisansların metinleri üzerinden, örneğin GPL'in V3'ün metnini onlar kendi web sitelerine koymuşlar. Şimdi bizim doğrudan hani bir hukuk metni gibi bir şeyi ele almamız mümkün değil. Hani ben okuyorum, o okuduğumdan daha fazlasını anlamıyorum. Yani şöyle ki bu bir hukuki formatta bir metinler bunlar. Bunlardan ben çıkarım yapmaya uğraşmayacağım. Ha, MIT lisansını açarsınız bakar zaten her şey açık ve nettir. Hani bunu okuduğunuz gibi anlarsınız. Ama bazı lisanslara baktığınız zaman adeta bir hukuk metni. O yüzden bu tarz güvenilir yerlerden karşılaştırma tablolarına bakmak çok çok güzel. Bakın mesela opensource.com'da bu konuyla ilgili bir makale ve makalenin yazarı da bir hukukçu. Bu konuda yazıları olan bir hukukçu veya bir diğeri. Yine bu konularda uzmanlaşmış insanlar. Biz sadece yazılımcıyız. Sadece farkındalığımızın bu konularda olması ve teknik olarak nasıl kullanacağımız open source projeleri bunlar önemli. Evet, bir kitap var. Bu kitabı da çok fazla açamıyorum. Neden? Çünkü kitabın Debian.org'a yüklenmiş, people.debian.org'a ama o public bir alan muhtemelen. Oriyeli'den çıkan bir kitap var. Eski bir kitap biraz. Understanding açık kaynak ve özgür yazılım ve açık kaynak ve özgür yazılım lisanslamayı anlama diye bir kitap. Bu kitabı da Oriyeli'den ulaşabilirsiniz. Bu kitabın içerisinden bir şeyler paylaşır mıyız? Paylaşırsak eğer bu kitabın lisansı ile alakalı açık kaynak. Oriyeli'den çıkan bazı kitaplar özgür olabiliyor. Zaman içerisinde ne gibi mesela Linux Device Drivers kitabı gibi. Eğer bu kitap da öyle bir kitapsa bu kitabın içerisinden geniş alıntılar yapabiliriz. Tabii ben de bu seriyi kısa tutmak istiyorum. Neden? Çünkü uzmanlaşabileceğim bir alan değil ama biraz olsun paylaşım yapmak, biraz olsun bir şeyler paylaşmak da içim istiyor. O yüzden bu mini seriyi 4-5 videoluk kısa videolardan oluşan seriyi oluşturmak istedim. Şimdi bookmarklarıma gideyim. Güzel bir JoinUp sitesi daha vardı. Bakın. Şöyle bir tab daha açalım. Bunda baktığımız Wikipedia sayfasının referanslar arasındaydı. Bu da bir lisans
ihtiyaçlarınıza göre işte ben patent kullanacağım veya neyse distribute yapılabilsin, reproduce yapılabilsin, efendim lisansı include etmek must olsun, ticari olarak kullanılamasın falan filan derken siz kendinize bir, öyle de bir lisans yokmuş bu arada, çok fazla filtrelemişim, kendinize ihtiyaçlarınıza uygun 6 başlıkta yapabilsin, yapması zorunlu olsun, yapamasın, uyumlu olsun, hukuki durumu şu olsun, desteği, support açısından desteği şu olsun falan gibi filtrelerle bu filtreye uygun lisansları tak görebildiğiniz bir web sitesi. Yani büyük hizmet. Evet, kaynaklar, karşılaştırma. Bir giriş videosu için yeterli bir içerik olduğu düşüncesindeyim. Sıradaki bu içinden örneğin LGPL ile başlayalım ve sonra MIT Apache GPL, işte LGPL'den sonra GPL ile devam etmemiz daha güzel olur herhalde. Her bir video bir veya birkaç lisansa değindiğimiz bu gösterdiğim kaynaklardan gidip satırlarını bulup üzerine konuştuğumuz, sonra da o lisanstaki çok kullanılan bir projeyi değerlendirdiğimiz, onu nasıl lisans haklarını ihlal etmeden kullanabileceğimizi konuştuğumuz bir video serisi devam edelim. Görüşmek üzere.